Odunu çöp bitti çocuğa ben gideyim. Nasıl kakarım da mama yaparım. Yani yapacak bir şeyim de yok ki. Soba yok ki ne sobada yapayım. Tüpüm bitti. Hırıltısı var, öksürüğü var. Evet. Doktora götürebildin mi? Hayır, götüremedim. Yani götürebildim, para yoktu, götüremedim. Anca oğlanı bekledim. Turktan gelsin, parasını alsın ki ne? O vakit götüreyim diye. Doktor, ücretsiz devlet hastanesine gidebilirdi. Evet, gittim, gitmedim değil. Para anca, yani deprem zede değil. İlaçlar çünkü para. Yüzdesi çok para. Evet. Sağlık sistemimizde işte bu. Gariban çocuğunu doktora götürse ilacını alamıyor. Artan ilaç fiyatlarıyla birlikte yüzdelerinde ilaçların tırmandı gitti. Yoksul insanlar, yiyecek ekmeği bulamayanlar, evin kirasını ödeyemeyen bu bir göz yere, bu tek göz yere 2000 lirayı denkleştirmeye çalışan bu insanlar, bu bronşit olan çocuğun ilaç yüzdesini verebilecek durumda değil, çocuğun ilaçlarını alamıyor. İşte Türkiye yüzyılı bu. Çok övündüğünüz sağlık sistemi bu. Evvelden SSK kuyruklarında bekliyordunuz dediğiniz sağlık sistemi şimdi de doktora gidebiliyor ama ilaç alamıyor. İnan ki adeta sanki Türkiye için yoksulluk yüzyılının başlangıcı oldu. Bu da milat oldu. Süt dediniz. Evet. Bu bebek süt içiyor. Evet. Kim getiriyor bu sütü peki? Allah razı olsun. Öğretmenler, oradaki öğretmenler, müdürüm yardımcı oluyor. Kimi de olmadığı zaman sıcak su yapıyor. Şekerli yumurcuğa veriyor. En azı sabaha kadar karnını tutuyorum, tutmuyorum, onu da bilemiyorum. Allah'ım razı olsun müdürlerden, öğretmenlerden, Rabbim onları başımızdan eksik etmesin. Birileri saraylarda şatafat içinde yaşarken, bolluk içinde yaşarken, beğendiği önünde, beğenmediği arkasındayken, işte bu çocuk geceleri sıcak suyun içinde şekerle annesi veriyor, yatırıyor. Doyuyor mu, doymuyor mu? Doymuyor mu bilmiyorum. Hayır, doymuyor. Doymuyor. Hayır, doymuyor. Doymuyor. Tekrar istiyor. Doyan insan bir kere ister ama bu 4-5 kere yani istiyor. O da şekerleyip veriyor. İşte siz bu derin yoksulluğu görmüyorsunuz. Görmek istemiyorsunuz. İşte bu sizin yarattığınız Türkiye. Türkiye yüzyılı işte bu. Saraylardan çıkıp o büyük şatafatlı binalarınızdan çıkın, vatandaşı görün. Osmaniye'deki bu vatandaşı görün. Burası tek örnek değil Osmaniye'de. Türkiye'mizin dört bir yanında böyle. Osmaniye'nin dört bir yanında böyle. İnsanlar kol kanat germiş, sütünü, şekerini almaya çalışıyor ama nereye kadar? Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.